Mina dayan. Mina buradayız biz, tamam mı bak? Dayan. Yanındayız. Mehmet, Mina hiçbir şey olmayacak, tamam mı? Merak etme. Abla haber ver, tamam, tamam mı mutlaka gidince? Mehmet arabaya binelim biz, hadi koş. İyi olacak. Tüm ilaçları içmiş. Ben kusturmaya çalıştım ama hepsini çıkaramadı. Tamam. Siz burada bekleyin. Tamam. Çabuk arkadaşlar. Hadi. Nasıl olabilir böyle şey ya? Ya geç kaldıysak ya yetişemediysek? Hayır Mehmet. Hiçbir şey olmayacak. Merak etmeyin. Kurtulacak kardeşimiz. Ya sen nasıl utanmadan hala kardeşimiz dersin ya bunca olaydan sonra? Selçuk tamam yeter. Sırası mı şimdi bunun? Aslı bir karışma ya. Ne tamamı? Ha, benim kardeşim canına kıymaya kalkmış burada. Herkes aile aile diye gezerken kimse Mina'yı dinlemedi, duymadı. Al işte ne oldu kardeşim? Selçuk haklı. Biz Mina'nın yardım çığlığını duyamadık. Ona yardım edemedik. Geçer dedik, alışır dedik, olmadı. Sonuç ortada. Mina intihar etmeye çalıştı. Olan oldu. Artık bundan sonrasına bakacağız. Mina buradan sağ salim çıkacak ve biz de kardeşleri olarak onun yanında olacağız. Ya bakalım. Şşş gel bir gel sen benim. Gel. Nabız düşüyor, satürasyon azaldı. Adrenalin hazırla. Hemen. İlaçlar hazır mı? Hazır. Sen defiyi getir. Çabuk. Ulaşamıyorum. Telefonu kapalı. Evet. Ben de göremedim. Bir anda ortalıktan kayboldum. En ihtiyacımız olan anda yok ortada babam. Annem arayayım diyeceğim de. Onun da telefonu kapalı. E tamam ben bir gideyim Pala'yla konuşayım. Bakınsınlar etrafa ya. Boşuna bakmayın. Babam uçakta. Uçakta mı? Babam gitti. Nereye gitti? Abi bir şey söylesene. Nereye gitti? Aylanur Hanım'la gitti. Ne? Annemle mi gitti? İnşallah ablam duymaz. Sen ne diyorsun ya? Nasıl gider ya kız bu haldeyken? Şaka yapıyorum de lütfen ya. Sevdiğin kadının yanında olma vakti. Bu yüzden senden bir ricam var. Biz dönünceye kadar ailene ve kardeşlerine sahip çık. Sık sık anneni görmeye git. Ama lütfen Aslı ile Beste bunu öğrenmesin. Ailemiz sana emanet. Anlamadım ya. Siyah baba niye annemle gitti? Yani çok saçma. Niye bizden saklısın ki? Artık anneniz ne dediyse, adamın aklını nasıl yıkadıysa. Ya Selçuk abuk sabuk konuşma Allah aşkına. Kaç yaşında adam ya. Kendi aklı var adamın yani. İlginç gerçekten. Annem niye haber vermedi? Yok. Babamda akıl falan kalmamış. Ya kız içeride canıyla cebelleşiyor. Adam sevgisiyle tatile gitmiş. Selçuk yeter. Bilmediğin şeyler var. Benim bildiğim tek şey kardeşim içeride ve biz acildeyiz abi. Babam nereden bilebilirdi böyle olacağını? Babam gittiğinde Mina iyiydi. Ya şu laflarını bir düşün önce, sonra konuş ya. Ya sen ne kadar rahatsın ya. Ya şu haline bak, hiçbir şeye umursamıyorsun. Ben rahat falan değilim Selçuk. Tamam. Mina benim de kardeşim, benim elimde büyüdü. Benim canım, ciğerim. Ama senin durduk yere babama iftira atman artık müsaade etmeyeceğim.
Hayatında ilk defa bir şey yapmaya çalıştı. İlk defa! O yaptığı şeyle de hayatımızın içine... Düzgün konuş ya. Ne bencil bir insan oldu ya. Tek derdi Alanur Hanım'la babam. Başka derdi yok. Sen ne diyorsun ya? Ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Yapma, tamam, hayır. Tamam, yok bir şey ya. Tamam, Mehmet, tamam. Mehmet, yapma ya. Tamam. Burası yeri zamanı Mehmet, değil. Mehmet, tamam. Burası yeri değil. Hem de zamanı değil. Otur şuraya. Kalp atışları normale dön. Mina nasıl? Durum iyi. Hayati tehlikeyi atlattı. Geçti. Görebilir miyim? Şimdi değil, biraz dinlensin ondan sonra. Müşahede odasına mı alıyorsunuz? Evet, biraz orada tutacağız. Her şeyin yolunda olduğuna emin olduğumuz zaman çıkarırsınız. Çok teşekkür ederiz. Ha bu arada, evdeki ilk müdahale olmasaydı hastayı kaybedebilirdik. İyi ki kusturmuşsunuz. Tekrar geçmiş olsun. Beste, kardeşimin hayatını kurtardığın için ne kadar teşekkür etsem az. Bundan sonra böyle bir şey olmasına asla izin vermeyeceğiz. İşte böyle ya. Baba. Mina Hanım, hastanedesiniz. Aileniz burada. Önce bir tansiyonunuzu ölçelim, sonra ailenize haber verelim, olur mu? Babamı görmek istiyorum. Babamı çağırır mısınız?